sevgili seyirciler, Kars Ardahan'ıdır tanıtım günlerindeyiz. Ardahan Turizm ve Kültür Derneği, çok önemli. Turizm ve Kültür Derneği Başkanı, Mali Müşavir Deniz Aydemir'le birlikte yönetim kurulu almış, çok güzel. Kadın kotası çok yüksek ama kadın yönetici arkadaşlarımız yok burada. Dolayısıyla bugün bakalım Ardahan'ı nasıl tanıttılar, gelen konuklara ne anlattılar. Buyurun efendim. Öncelikle merhaba. Bu çekim için de sizlere de teşekkür ediyorum. Bizler de değerlendirdiniz. Ardahan'ı nasıl anlattık? Ardahan'ı anlatacak çok şey var ama hepsini buraya taşımak tabii ki mümkün olmadı. Ardahan'ın güzelliklerini sıradan şöyle saymak lazım. Ardahan'ın iki tane çok değerli gölü var. İkisi de kuş cenneti aynı zamanda. Hem Aktaş Gölü hem Çıldır Gölü. Çıldır Gölü kışın biliyorsunuz tamamen donar. Ve üzerinde kristal buz festivali yapılır. Bu dünyada sadece iki şehirde yapılan bir festivaldir. Çok değerlidir. Aktaş Gölü de yine kuş cenneti olarak, kuş gözlemi olarak önemli bir yere sahiptir. Damal'da her yıl kurucumuz, ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün sülüeti Damal Dağları'na vurur Haziran ve Temmuz aylarında. Ben onu şöyle yorumluyorum. Biz bir serhat çekiyoruz. Orada vatan bekliyoruz, ülkeyi bekliyoruz ve Mustafa Kemal Paşa her sene çıkıp diyor ki ey Ardahanlı, gönlün rahat olsun, ben her zaman senin arkandayım, yanındayım. Öyle bakıyorum ben ona. Ardahan'ımızın doğasında 4000 çeşit bitki var. Bu 4000 çeşit bitkinin 750 çeşide yakını endemik bitki çeşidi. Yani şu anlama gelir. Sadece Ardahan'ın dağlarında bulunan, başka bölgede bulunmayan 750 çeşit bitkimiz var bizim. O bitkilerden beslenen hayvanların sütünden yapılan yağımız, peynirimiz dünyada hiçbir yerde gıda değeri olarak o değerde başka bir besin bulamazsınız. Yine bölgemizde arıcılık, balcılık biliyorsunuz çok meşhur. Kafkas arı ırkı 13 milimlik diliyle dünyadaki dili en uzun olan arı ırkıdır ve sadece o bölgede yaşar. O bölgede yaşadığı için de o bölgenin balı ne Anzer'in balı ne başka bir yerin balı, en güzel bal Ardahan'ın balıdır. Hatta Osmanlı döneminde saraya giden iki baldan biridir. Biri Sankt Petersburg'dan, Rusya'dan giderdi. Bir de Ardahan'dan giderdi. O kadar değerlidir. Biz burada Ardahan'ın kültürünü anlatmaya çalıştık insanlara. Bu tanıtım günlerinin mottosu aslında biraz daha turizmdi. Bir de Ardahan'ın sorunlarını her fırsatı dile getirmeye çalıştık. Biliyoruz Ardahan'ın çok önemli sorunları var. 92'de il oldu Ardahan'ımız 160 bin nüfuslu ama şu anda 90 bin nüfusa sahibiz ve göç vermeye devam ediyoruz. Bu göçün engellenmesi adına işte bölgede yapılması gereken, kamunun yapması gereken yatırımlar, tarımla ilgili atılması gereken adımların atılmadığını, geri kaldığını görüyoruz. Bunu her fırsatta dillendirmeye çalışıyoruz kamuya. Ardahan'ın 3 tane çok acil tünele ihtiyacı var. 2 tanesi sınır kapılarına giden, bir tanesi de Karadeniz'e ticaret